Evvela bir metin tercümesi yapalım. Türkiye vebani, Türkiye vatanımdır. Vatanım Türkiye. Türkiye vatani. Bilenler için Türkiye mübteda, vatani haber olur. Türkiye nedir? Vatanımdır. Vatani benim vatanım Türkiye. Türkiye'dir. Fiha orada yani Türkiye'de aşe yaşadı ecdadi. Benim dedelerim. Ecdadım. Fiha ve orada yine eişu. Ben de yaşıyorum. Fiha orada eterabba. Eterabba büyüyorum, yetişiyorum ve eteallemu ve öğreniyorum, eğitim görüyorum. Tuzallilu gölgeliyor ni beni semaa oranın seması yani vatanın seması göğü. Ve tesgini beni suluyor niyahuha oranın yani o vatanın suları maun su miyah sular. Ve tuaddini ve beni gıdalıyor yani besliyor hayratuha oranın o vatanın besinleri, yiyecekleri, içecekleri. Ve da bunun için fe ene ben leha o vatana yani vatanıma aidim ve hi o vatan da li bana aittir. Ma ecmeleke ya vatani ey vatanım sen ne güzelsin. Ma ecmele fi teancüb evvel fi teancüb sani diye emsile derslerinde duymuş olabilirsiniz. Ey vatanım sen ne güzelsin. Fecibalüke cebelun cibalun dağlar demektir. Çoğul. Fecibalüke ve senin dağların şamihatun yüksektir, yücedir. Ve enharuha nehrun enharun nehir. Evet, enhar cemidir. Enharuke senin nehirlerin cariyet akıcıdır, akmaktadır. Ve şevati uke, şevati kıyıdır, kıyılar çoğul kelime. Şevati uke ve senin kıyıların cemiletün güzeldir. Ve gâbâtuke, gâbât ormanlar demek. Gâbâtuke senin ormanların hazra'u yeşildir. Ve suhûlike, sehlün suhul ova demek. Suhûlike senin ovaların hısbetün, hısbet bereketli. Senin ovaların bereketlidir. İnni ben la estadî'u güç yetiremiyorum. Neye? En eîşe yaşamaya. Ba'îden enke. Ba'îden uzak enke senden. Senden uzakta yaşamaya gücüm yetmez. Ve idâ her ne zaman ibta'edtu ben uzak kalsam enke senden. Fe bu durumda inni ben ehinnu özlüyorum ileyke seni. Ve la eş'uru ve hissetmiyorum bir rahatı rahat. Rahat da olamıyorum. İlla ancak ene ben fevka turabike. Turab toprak demek. Turabike senin toprağının üzerinde. Fevka üzerinde. Ene ben turab toprakça sen. Senin toprağının üzerinde rahatlık hissedebiliyorum. La eş'uru bir rahat. Rahatlık hissedemiyorum. Rahat değilim. İlla ancak rahatım. Ene ben fevka turabike. Senin toprağının üzerindeyken. Ve beyne ehvanike. Ehzan kucak demek. Ve senin kucaklarının üzerindeki. Sen toprağında dolaşırken. Tuhibbu ben severim ke seni ya vatani. Ey vatanım ne gibi? Kema o şey gibi ki o kimse gibi ki. Tuhibbu ben seviyorum. Validi annemi ve ihveti ve kardeşimi. Annemi kardeşimi sevdiğin gibi seni de seviyorum. Ve da her ne zaman seelte sen sorsan ni bana. Ey vatanım bana sorsan şöyle mesela. Ma ne turidu istiyorsun li vatanike. Vatanın için ne istersin diye. Ey kişi Ali Veli sen bana soru sorsan. Gultu ben de derim ki leke sana. Uridu ben istiyorum en eişe yaşamak. Vatani aziz. Vatanım da aziz yaşamak istiyorum. Hadiyen, hadiyen sakin, mutmainnen, huzurlu, saiden, mutlu bir şekilde yaşamak isterim. İşte öyleyse, madem ki böyle rahat, huzurlu yaşamak istiyorsun, öyleyse iyemel, çalış. Ya ahi, ey kardeşim. Ve iyemeli ve sen de çalış. Ya uhti, ey kız kardeşim. İyemel, iyemeli, iyemel, müzekker için. İyemeli, ya ile yani. Kelimenin sonunda ya var. Bu da bir kadına hitap olduğundan böyle. Ya uhti ey kız kardeşim. Ne için çalış? Li salihi vatanina. Vatanımızın selaheti için. Geleceği için çalış.
El-Aziz, değerli vatanımızın geleceği için. El-Lezi, o ki, o vatan ki, yestahikku, hak ediyor minna, bizden külle hayr, her hayrı bizden hak etmiştir. Ve yentaziru, ve bekliyor minna, bizden. Kim bekliyor? Vatanımız bekliyor. Ne bekliyor? En tebniye, ve onu bina etmemizi bekliyor. Ve daha ne bekler? Müdafi'a, müdafaa etmemizi. Anhu, o vatanı, bi külli kuvvetin, her kuvvetten müdafaa etmemizi de bekliyor. Ve nub'i de, ve uzak tutmamızı, uzaklaştırmamızı da ister, bekler. Anhu, o vatandan, külle şeyin, her şeyi. Her o şey ki, mümkün oluyor. En yusi'e, sa'e kötülük yapmak. İleyhi ona. Ona karşı, ona yönelik oluşturulacak kötülüklerden de onu korumamızı bekliyor. Birinci ünite ile alakalı çıkmış sorular neler varmış? El haraca bâleb ile sahati. Yukarıdaki cümlede yer alan kelime çeşitlerinin sayıları aşağıdakilerden hangisi tam ve doğru olarak verildi? Diyor ki bir fiil, iki harf, iki de isim var. Bakalım doğru mu? Hel harftir, haraca fiildir, ebbalik isimdir, elif lam olmasından anladım. İlâ harftir, bâmin, ilâ harfi çünkü. Esâhe de isimdir. Elif lamlı olmasından ve kıfırata ile bitmesinden bunu anlayabiliyoruz. Konuyla alakalı yani bu üniteyle alakalı çıkmış sorulara şu anda göz atıyoruz. Ne gibi sorular çıkabilir? Üniteyi ne kadar anladık, anlamadık? Hangisi isim cümlesidir? Cezâukum el-hirmânu vel-cû'u diyor. Cezâukum sizin cezanız karşılığınız el-hirmân ve cû'udur diyor. Cezâukum mübtedadır. El-hirmân haberdir ve cû'u ona atfedilmiştir. Burası bir isim cümlesi. Diğerleri isim cümlesi soramaz mı? Madem ne? Tekra'u. Sen okuyorsun. Ya Ahmet. Ey Ahmet. Tekra'u fiil var burada. Fiil cümlesidir. İhterame yehterim fiille başlamıştır. Böyle baştaki madaya işte bu kişilere itibar etmiyoruz zaten. Fiil cümlesi. Ba'da fiil cümlesi. Cimde fil mescidi salleytu. Ünitede geçmişti zaten. Salleytu ben namaz kıldım. Fil mescidi mescitte. Yani salleytu fil mescidi de diyebilirsin. Fil mescidi olan mef'ul fih bu arada. Fil mescid mef'uldür. Salla fiildir. Tu faildir. Yani mef'ul fiilin önüne alınmıştır. Bunu söylemiştim ben. Fiilin önüne mef'ul alınabilir. Bu durumda kelime merfu ise fail değil. Mef'ul değil, direkt mübtedadır ve isim cümlesidir dedik. Şayet merfu değilse o zaman onu meful olarak değerlendirirsin. Bu da ne demektir? Orası fiil cümlesi demektir. İyyâke na'budu. Na'budu fiil fail, iyyâke mef'uldür. Fatiha'ya baktığımızda fiilin önüne iyyâke yani meful geçmiştir. İyyâke na'budu bir fiil cümlesidir. İyyâke nesta'in. Burası da bir fiil cümlesidir. Oysa ki İyyaki fiil değil ki. Fiille başlamadı burası. Ama fiilin önüne sağ tarafına mef'ulün geçmesi caiz değil. B şıkkına baktığında hiçbir tane bile fiil geçmiyor burada. Demek ki fiil cümlesi olarak değerlendirmek imkansız. E şıkkına baktığımızda Tusalli namaz kılıyor. El bintu kız ale seccadeti. Seccade üzerinde namaz kılıyor. Tusalli namaz kılıyor. Yor dedim. Er, ar, yor, ecek, acak, fiil uzantıları, fiil için ekleridir. Burası fiil cümlesidir. Hangisi fiil cümlesidir demiş. Ene, ben, zalimun, fi külliyet ilahiyyat. Hiçbir tane fiil yok burada. B şekli, hali, yeştegilu. Bakın, yeştegilu. Burada bir fiil var. Bi sinaetil ehziyet, hali. Hali ne demek? Dayı demek. Dayım, yeştegilu, meşgul oluyor. Bisinaetil ehziye. Şimdi burada hali kelimesini biz mef'ul olarak değerlendirebilir miyiz? Yeşteğilu meşgul olur. Kim? Hali dayım. Mef'ul olarak değerlendiremeyiz. Yani burası faildir. Bu durumda burası faildir dedim gerçi. Ne demiştik? Failler fiillerin sağ tarafında yer alamaz. Bu durumda burası mübteda olacaktır. Yeşteğilu hüve. Gizli zamiriyle beraber yeşteğilu hüve. Fiil cümlesi olup haberdir. Yani B şıkkı isim cümlesidir. Fiil var burada. Fiil olması insana birazcık böyle acaba dedirse de unutmayalım ki isim cümlesinde fiil bulunabilir. Fiil bulunabilir. Önemli olan orada mübteda haber var mı? Mübteda haber varsa ona isim cümlesi dersin. Hali mübtedadır. Yeşteghilu ve fiil cümlesi olarak haberdir.
Mübteda haber ayrımını yapabilmeniz için mübteda haberin daha geniş olarak işlememiz gerekiyor. Haberin çeşitleri var çünkü müfret haber, cümle haber, şibi cümle haber gibi. Henüz mübteda haberin ayrıntılarına girmediğimizde bu tür soruları %100 yapmanız mümkün değil ama kısmen birini yaparsanız birini yapamazsınız. Bu da önemlidir, güzeldir. Vehebe el meriz, zehebe fiil el merizu faildir, fiil cümlesidir. El cennetü cennet nedir? Tahtakta ümmahat, annelerin ayaklarının altındadır. El cennet müptedadır, gerisi haberdir. Seyyaratü ebi, babamın otomobili nedir? Seriatun, hızlıdır. Seyyara müpteda, seriye haberdir. Yani isim cümlesidir bunlar. Tahta haber olur burada. Ekta ümmahat haber değildir. Kelimesi olarak harf olmayan hangisi? Ala, sümme, inne, lealle harftir. Hiye, zamirdir, harf değildir. Zamirler harf değil. Hangisi isim cümlesidir? Hali yeştegülü bi sınaatil ahsi, az önce geçti zaten. Hel harece. Hocam hel ile başlamış. Bu fiille başlamamış. Edatları dikkate almıyoruz. İnne, keenne, hel, e. Bu tür harfler bizim için dikkate alınan şeyler değil. Edattan sonra, harften sonra ne geldiğine bakacağız. Harace, yahrucu, huruc, fiil. Şarake, yuşariku, fiil. Ma dikkat alınmıyor. Nevicet, nevicet, nevice, nevicet, fiildir. Nazif, emri hazır, fiildir. Esnanike kablen nevmi. Kablen ne? Uykudan önce. Esnan dişler. Esnane ke. Senin dişlerin. Yani kendi dişlerini uykudan önce temizle. Uykudan önce dişlerini temizle, fırçala. Nazı fiildir, nazıcet fiildir, şarkı fiil, harabi fiil, hali fiil değil. Az önce geçti zaten. Yeştevülü fiil. Yeştevülü fiildir, doğrudur. Ama baş tarafta, yani neyle başladı bu? İsimle başladı. Hali, dayı, fiil midir? İsimdir. İsimle başladığına göre isim cümlesi. Ama bu daima haberde olmaz demiştik. Eğer mef'ul fiilin önünde olursa yine orası fiil cümlesi olur demiştik. Ama hali mef'ul değildir. Yeştegülü meşgul oluyor, çalışıyor. Kim? Hali, dayı. Müptedadır. Aşağıdakilerden hangisi isim cümlesidir? Sade, kale, kâne, ba'a, ecve, fiil. Le'ibe, yel'abu, fiil. Hele atlıyor diyor. Harace, yehrucu, fiil. Şarake, yuşarik, fiil. Ente, fiil mi? Değil, zamirdir. Lem tenem bakiran. Demek ki burası isim cümlesidir. Hangisi isim cümlesidir? Yine benzer bir soru. Hatta birebir aynısı çıktı. Hali yeşteglu bi sinaetil ahziye. Sık sık çıkıyor. İsim cümlesidir. Diğerleri az önce geçen kelimeler olduğundan tekrar telaffuz etmiyorum. Yukarıdaki cümlede kaç tane isim vardır? El sav, elif lamlıdır. Rüknun, temin almıştır. Azimun, temin almıştır. Min, harftir. Erkani, esleri bitti. Başında harf cer var. Demek ki erkan isim. El İslami, elif lamlıdır. Esleri bitmiştir. El Hamset, elif lamlıdır. Esleri bitti ve yuvarlak tayla bitti. Aşağıdakilerden hangisi fiil cümlesidir? İhterim. Emri hazır. İhterem, yahterim, ihterim. İhterim öylese nedir? Fiildir. Fiil cümlesidir yani. Fiille başladığına göre fiil cümlesi. İhterim ente. Sen hürmet et. Saygı göster. El kebira. Büyüklerine. Ve'tif ale's-sagîr. Ene isimdir. Ente. Ene isimdir de zamirdir yani. Ene ben neyim? Balibun bir öğrenciyim. Ve haber ente sen lem tenem vardır. Ente de zamirdir. Cezaukum el hirman vel cu' daha önce geçmişti. Mutlu haber. El cümletü fi'liyetü fiil cümlesi nedir? Elleti o şeydir ki tebtedi u demesi lazım. Tebtedi u bi fi'nin fiile başlayandır. Fiile, bunu kopya demiştik aslında. En şıkkı bir kopyadır. Fiile başlayan cümle fiillenir. Öyleyse git nerede fiil var bul diyor. Sadece A şıkkı fiil ile başlamıştır. Hangisi fiil cümlesidir?
Yel'abu la'ibe, yel'abu bir fiildir. El cümletül fiili yine kopya var şeklinde görüyorsunuz. Elif lamba olması isim olduğunu gösteriyor. Hali neydi? İsim zaten dayı. Ente zamir, cezaukum sizin cezanız karşılığınız. Yel'abu eteyneden ya alan bir muzari. Peki kelimelerin türleri aşağıdakilerden hangisinin sırasıyla doğru verildi? Seyyaratun isimdir. Câe fiildir. An harftir. Harfi cerdir. Aşağıdakilerden hangisi fiil bir özellik değildir? Baştan cer harfi gelmez. Cer harfi fiillerin değil isimlerin başına gelir. Bu şekilde konu anlatımı da bitmiş oldu. 50 dakika sürdü. Özet dedim ama özeti bile 50 dakika sürdü arkadaşlar. Daha çok alıştırma yapılabilir. Müptedâ haberi şu an için tespit edebilmekte zorlanırsanız bu dert etmeyin. Müptedâ haber kolay bir konu değildir. Birkaç video daha izlemeniz gerekir. Onun dışında isim, fiil, harfi tespit edebilmeniz gerekiyor. İsim cümlesi işte bayağı bir şeyler anlattım. Fiil cümlesi nedir? İsim cümlesi nedir? Ögelerini bilin. İsim cümlesinde müptedâ haber olur. Fiil cümlesinde fiil fail olur. Bazen meful de olur. Meful bazen fiiller önce geldiği için cümle isimle başlamış olabilir. Bu durumda burası isim cümlesi mi diye karıştırma ihtimaliniz olabilir. Mübteda haber bazen yer değiştirir dedik. Mübteda da haber de her ikisi de merfudur. Merfu ne demek? Merfu bir terim geçiyordu ünitede. Onu da anlattık. İsimle fiil ve harfi ayırt edebilmenin yöntemleri, isimde neler var, fiilde neler var anlatıldı. Bu şekilde özet olarak anlatabildiğimi tahmin ediyorum ve başarılar diliyorum. Ünite 1'i Kur'an-ı Kerim'de uygulama yapalım. Suratu Yasin, Yasin suresi. Suratu kelimesi isimdir. Ne de olsa sonunda kapalı T var. Bu şekilde sure kelimesinin isim olduğunu anlayabiliyoruz. Yasin, ya bir harftir, sin başka bir harftir. Bu bir kelime değil yani. Huruf-u mukata'a diyoruz. Bismillahirrahmanirrahim tabirine baktığımızda bismi bir ismidir aslı. Ba harfi cer ismi kelimesi vardır. Bir ismidir orijinali. Lakin Bismillah tabiri çok kullanıldığından ismi kelimesinin hemzesi hasfedilmiş. Bismi olmuştur. Yani bismi diye bir kelime yok. Bir var, bir de ismi var. Ama hemze silindi. Neyse bu ayrıntı kısmı. Sonuç olarak ba bir harftir. İsmi başka bir harftir. Nereden harf olma, bir isimdir. İsim olduğunu nereden anlıyorum? Sonuncu harfte esre var. Başında da harfi cer var. Bu iki tane dili ismi kelimesinin isim olduğu ki zaten isim yani. Anlaşılıyor değil mi? İsim isim zaten. Allahi Allah isim olduğunu bilmeyen mi var? Yüce Yaratıcının adı, özel adıdır. Errahmani, Errahimi. Görüyoruz ki bu iki kelime de esre ile bitmiştir ve elif lamlıdırlar. Dolayısıyla bunlar da isimdirler. Yasin az önce söyledik zaten. Ya bir harf, sin başka bir harf dedik. Ve geldik vel Kur'anil Hakim. Vav harftir. Ne tür harf? Vavul kasem harfi cer yani harftir. El Kur'an, elif lamlı bir kelime. Kur'an, dolayısıyla isim olduğuna delil, aynı zamanda sonuncu harfte esre var. İsim olduğunun bir diğer delili de budur. El Hakim, elif lamlı olması ve sonuncu harfin esre ile bitmiş olması bu kelimenin de isim olduğunu kanıtıdır. Ayrıntılara girdi şimdi. İnternet bir sitesi üzerinden yapıyoruz bu çalışmayı. Linke kelimeleri tıklayınca ayrıntı tefsir çıkıyor. İnneke, inne bir harftir. İnne, enne, ke, enne ileride göreceksiniz bunu. Harf sonuçta. Kef, zamirdir. Lemin el murselin. Lam, bir harftir. Min, başka bir harftir. El mürselin, eliflamlı olduğundan isim olduğunu anlayabilirsiniz. Ala sıradın müstakim, ala harfi cerdir. Sıratın, sırat kelimesinin esteyle bittiğini görüyoruz. Tenmin almış bir kelime. Sırat demek ki isimdir. Çünkü biliyoruz ki tenmin isimler alır. Müstakim kelimesi de teminle bitmiş. Demek ki bu kelime de isim. 5 numaralı ayet. Tenzil. Nezzele yunezzil. Tenzil. Fe'ale yufe'ali tef'il babından. Mastar gayrimimi diyoruz buna.
Tenzil kelimesi mastardır. Mastarlar isim olduğunu başka nasıl anlayabiliriz? Tenzil indirmek demek. İndiriş, indirmek, indiriş, indirmesi, ması, indirilmesi şeklinde mana veriyoruz. Zaman manası yok. Oradan anlayabiliriz. Kalıp olarak anlarız. Mastar gayrimilmi olduğunu bilirsek. Fiil çekiminden biraz haberimiz varsa. Fiil çekiminden hiç haberimiz yoksa işimiz zor zaten arkadaşlar. Fiil çekimine biraz çalışalım. El-Azizi kelimesinin esreyle bittiğini görüyorum. Aynı zamanda eliflamlıdır. Eliflamlı olması El-Aziz kelimesinin isim olduğunu gösterir. Sonuncu harf zay, keskin z. Onda da esre var. Dolayısıyla bu kelimenin isim olduğunu bir diğer alameti bu. Bu kelimenin esreyle bitmiş olması, sağındaki kelimenin estesiz olması bu durumda sağdaki tenzil kelimesi muzaf demektir. Muzaf fiilden olmaz. Demek ki tenzil isimdir. Yani isim olduğunun bir diğer delili tenzil muzaftır. Diyebiliriz ki muzaf olmak isimlere özgüdür. Errahim eliflamlıdır ve mim estesini görüyorum. Yani sonuncu harfte este var. Demek ki Errahim de isimdir. Li tunidira. Li en tunidira demektir. Gizli en var. Bilmezseniz de olur. Zamanı gelince işlenmiştir. Karşımıza çıkar. Sonuç olarak li bir harftir. Bir de gizli en var. Tunidira fiildir. Kavmen isim. Çünkü temin almış. Sonuncu harfte temin var. Ma nedir? İsimdir. Diğer adıyla harftir. Enzera unzira fiildir. Abauhum. Ebun aba isimdir, cemi teksir. Hum zamirdir, fe bir harf. Hum zamirdir. Gafilune isimdir. İsim olduğunu nerede anladık? Çünkü fiil değil, fiil alametleri yok. Muzari değil, mazi değil, emir değil. Öyleyse isimdir, harf zaten olmaz. Lekat, lam bir harf, kat başka bir harf. Hakka, medde, şedde, ferra, avva, muzaaf, fiil. Mazi fiil aynı zamanda. El kavlu, eliflamlıdır. Demek ki isim, ala, harftir, ekteri. Aladan sonra gelen kelime ne olur? İsim olur. Ekser isimdir. Him, zamirdir. Şe, harftir. Hum, zamirdir. La, harftir. Yu'minune, fiili muzaridir. Ya almıştır. İnna, inne, inna, innena, innena da daha da ayrıntısı var. Neyse sonuç olarak inna nedir? Zamirdir yani. İnna biz zamirdir. Cealna biz kıldık, yaptık. Ceale fiildir, na zamirdir. Fi harftir. Harfi cer, e'na, kaf estesi fi'den kaynaklanıyor arkadaşlar. Unuk, e'nak. Fi harfi cerdir. Ardına gelen kelimenin isim olduğunu zaten biliyorsunuz. Aynak ne dedik? İsimdir. Him zamirdir. Eğlalen temin olduğuna göre isimdir. F bir harf. Hiye zamir. İle harf cer. El eskan eliflamlı olduğuna göre isimdir. El ezkani. Fehum f harf. Hum zamir. Mukmehun. Bu kelime ne olur? Bu kelime de yine isimdir. Ve cealna vav harf. Ceal fiil nazamir min harf. Beyni. Zarftır isim soyulu. Eydihim yedun yedani eydiye eydihim. Eydi kelimesi isim olur. Him zamir sedden isim tenvin almış çünkü. Vav harf min de harftir. Min harfi cer olduğuna göre kendisinden sonra gelen kelime kesinlikle isim. Yani halfi. Him zamir sedden tenvin aldığına göre isim. Fa harftir. Elşeyna. Elşeytu. Elşeve sonuçta nedir? Fiildir. Na zamir, hum zamir, fa harf, hum zamir, la harf, yubsirune, ebsara, yubsirune. Fiil muzaridir. 10. ayeti de tahmin ederek bırakalım. Ra nedir? Harftir. Sevan temin aldığına göre isimdir. Ala harf cer, him zamir. Enverte. Birinci yani hemze istifham soru manasında bir harftir. İkincisi kelimenin aslında eteğineden e'dir. Muzarin alametidir. Eteğineden bir harf almak. Enverte. İkincisi nedir? Enverte fiildir. Hum zamir. En harftir.
lem harftir. Tunzir muzarifidir. Lem cezmetmiş onu. Bu muzamir la harf muzarifidir. Gelmişken bir yere tıklarım en azından. Ne anlatıyor ayrı sırada. En derdi. Görüyorsunuz ayrı ayrı ele alınmış burada. El kelime bilmiyorum. Tam olarak göremiyorsunuz. Tamam ama. İşte nedir? Harfü tesviye. En derdi fiil. Enver fiil, te, zamir, hum, zamir, kökü, nevera, aktarılmış envera olmuştur. Mana, kelime, nezdir işte, tefsiri de buradan arkadaşlar. Çok geniş şeyler var. O yüzden bir an önce size Arapça öğrenmeye bakın. Bu kadar geniş bilgilerden mahrum kalmayın. Türkçe elbette çevrilen kitaplar var ama çevrilmeyen de bir dünya kitap var. Yani Arapça biliyor olsaydınız şu an ulaşabileceğiniz, anlayabileceğiniz kitaplardan belki bir 50 kat, 100 kat daha fazlasına geniş bir yelpazeye ulaşabilecektiniz. Dolayısıyla ufkunuz gelişecekti. Pek çok dini tartışmalara çeşitli kaynaklar getirebilecektiniz. Tercüme yapanlara mahkum kalmayacaktınız. Yani bir su lazımsa 100 dereden su getirebilirdiniz. Ortalığı zorlayabilirdiniz. Bu yüzden bir an önce Arapça öğrenmenizi öneriyoruz. Özet videoyu bu şekilde tamamladık. Diyebilirdik elbette ama bir farklı kitaptan dolayı bakalım. Camiu'l-Durusul Arabiye. Camiu'l-Durusul Arabiye adlı kitaptan da konuya bakalım. El-Kelimetu ve Aksamuha. Kelime bunun kısımları. El-Kelimetu kelime nedir? Lafzun yedullu ala ma'nen müfredin. Müfred bir mana değer eden lafızdır. Bunu açıklamaya şimdi uğraşmayalım. İşin aslına geleceğim ben. Kelime nedir? Üçe ayrılır. İsim, fiil, harf. Bunu zaten biliyoruz. İsim nedir? İşte Halit gibi, Feras gibi, Usul gibi. Gerçi burada konu anlatımından öte bunu da tahlil yapabiliriz. Öyle değil mi? El kelimetu, isim, fiil, harf nedir? El kelime, elif lamlıdır ve kapalı t çevirmiştir. Öylesi isimdir. Eksam, kısmı, kısmağın eksam, cimim keserdir. Kırık çoğul. Ha, zamirdir. El kelimetu, elif lamlı, kapalı t vardır. Kapalı t'nın adı ne? Tay marbuta lafzun lafız temin almıştır. Temin aldığına göre isim olmaktan başka bir çıkarı yoktur. Yedüllü, delle yedüllü, muzarifin ala harficeldir. Maynen temin aldı, müfredin temin aldı. Öyleyse bunlar da isim. Vav, har, hiye, zamir, selasetu isimdir. Kapalı t bitmiş olmasından anlıyoruz. Selasetu eksamin diye okuyacağız bunu. Eksam kelimesi de dolayısıyla isim olur. Temin aldı çünkü. İsmun, fi'lun, harfun hepsi temin aldığına göre hepsi de nedir? İsimdir. Son olarak Ebu Hanife'nin vasiyetine bakalım. Şerhu vasiyeti İmam Ebi Hanife radıyallahu anhu. Metnine geçeyim hemen. Buradan ufak bir alıştırma yapmayı düşündüm. Metnu vasiyetil imami Ebi Hanife te. Metnu. Metin. Zaman manası var mı? Yok. Öyleyse isim. Vasiye kelimesinin isim olduğu zaten açık. El imamın isim olduğu elif lam olmasından anladık. Ebu, Eba, Ebi zaten bilinen. Henüz işlenmedi belki ama beş isimden biri. Ebu, Ehu, Hamu gelecek. İsimdir. Hanife de kapalı t ile bittiğine göre o da isimdir. İ'lemu, i'lem, i'lema, i'lemu, emri hazırdır, cemidir yani fiildir. Ya ashabi, ya nida harfi, ashab. Ashabi, ashab nedir? İsimdir. Sondaki ya zamirdir. Ve ihvani, ihvan, isimdir. Sondaki ya yine zamirdir. Enne, mezhebe ehli sünneti vel cemaati. Ne dedik? Enne harftir. Mezhep isimdir. Ehli isim. Mezhep isim olduğunu nerede anladın sen? Mezhep bir görüş. Metodoloji artık ne dersek. Görüş, düşünce, yol. Zaman manası var mı? Yok. Öyleyse isimdir. Ehli. Esra aldığına göre isimdir. El sünnet kelimesi elif lamlı ve kapalı t ve esre ile bittiğine göre isimdir. Vav el cemaat. Elif lamlıdır, kapalı t'dir ve esnedir. Ala harficer şeklinde devam ediyor. Neyse. El-Ula birincisi. El-İmanu ikrarun bil-lisani ve tasdikun bil-cenani. El-İman, iman nedir? İkrarun bil-lisani, dil ile ikrar, söylemdir. Ve tasdikun bil-cenani ve kalp ile tasdiktir.
El-Ula, eliflamlı olduğuna göre isim. El-İman, eliflamlı olduğuna göre isim. İkrarun, teminle bittiğine göre isim. Bil-Lisan, ba harftir, harfi celdir. El-Lisan, eliflamlı olduğuna göre ve sonunda esre olduğuna göre isimdir. Esreyi göremiyorum. Başta harfi cer var. Bu ne işe yarar? Kelimenin sonuna esre verir. Her kelime değil, kelimeye göre değişir yani. Asıl amacı mecrur yapmaktır. Vav harftir. Atıf harflerinden biri. Tasdigun. Saddaka yusaddigu tasdik. Faal fi'al tef'il babından. Masdar gayrimin. Tenzilen azizir rahim. Yasin'de geçmişti o babdan kelime değil mi? Tenzil, tasdik, tef'il, tekzir. Masdar olduğu için isim aynı zamanda temin aldığından da isim olduğunu anlayabilirsin. Ba harftir. El cenan. Eliflamlı olduğuna göre, este ile gittiğine göre isimdir. Tabii devam ediyor konu ama bizim amacımız özet geçmektir. Faydalı olduğunu düşünerek konuyu burada tamamlıyoruz. Başarılar dileriz.